Merhaba arkadaşlar. Merhaba 2020 tayfa. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Serdar Hoca. Herkese emeklerinin karşılığını alacağı bir yıl diliyorum. Hayallerinizi gerçekleştirmek adına yaşayacağınız bu zorlu süreçte sizlerin yanında olmak ve sizlere her türlü desteği sağlamak adına buradayız. Bakın buradayız diyorum. Çünkü yürüdüğünüz bu yolda yalnız değilsiniz arkadaşlar. Bu süreçte sizlere hem özgün konu anlatımlarıyla hem de konu anlatımlarının PDF'lerini paylaşarak aynı zamanda kaliteli ve yeni nesil soru çözümleri yaparak size rehberlik edecek YouTube'un önemli hocalarıyla bir araya geldik ve sizlere bu şekilde faydalı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Peki kimler mi var bu kanalda? Matematik için SML Hoca, kimya için Kimya Adası, geometri dersleri için Kenan Kara ile Geometri. Fizik için fizikle barış, biyoloji için de senin biyolojin adlı kanallar arkadaşlar, yürüdüğünüz bu yolda sizlere her türlü desteği sağlayacaklar arkadaşlar. Türkçeye çalışırken de arkadaşlar dikkat edilecek hususlar var. Şimdi sizlere ben bunlardan bahsetmiş olacağım. Bakın yazarak, not alarak çalışmalıyız. Muhakkak arkadaşlar lütfen buna dikkat edelim. Çünkü yazarak ve not alarak çalıştığımızda çalıştığımız şeylerin büyük bir oranı aklımızda kalır. Sözlü olarak dinlediğimizde ise yetmeyebilir. O yüzden sizlere arkadaşlar konuların biz neyini vereceğiz? PDF'lerini vermiş olacağız. Lütfen bunları çıktı alarak bizimle beraber takip ederseniz daha faydalı, daha güzel bir öğrenme gerçekleştirmiş olacaksınız arkadaşlar. Konuları öğrendiğinizden emin olmalısınız. Evet arkadaşlar iyice öğrenmek lazım. İyice öğrenmezseniz yarım yamalak bilgilerle soru çözmeye kalkarsanız bu sefer de ne olur? fazla yanlışınız çıkar. Özgüveninizi kaybedersiniz. Bu da arkadaşlar geri kalmanıza neden olur. O yüzden iyice öğrendiğinizden emin olun konuları. Anlamadığınız yerleri de muhakkak zaten soracaksınızdır. Üçüncü maddemiz kaliteli ve tek bir kaynaktan konu çalışıp farklı birçok kaynaktan soru çözmelisiniz. Evet arkadaşlar kaliteli ve tek bir kaynaktan konuyu çalışmak gerekir. 3 aşağı 5 yukarı bütün kaynaklar aynıdır. Fakat detaylarda arkadaşlar kalite konuşur. O yüzden kaliteli kaynaklara yönelmeye çalışın. İşte bu noktada bizler de sizlerin yanınızdayız arkadaşlar. Konu anlatımlarını size destek vermiş olacağız. Aynı zamanda da farklı birçok kaynaktan da soru çözmeyi ihmal etmeyin. Çünkü soru stilleri farklı oluyor arkadaşlar. Herkes soruların farklı bir yönünü almış oluyor, değerlendirmiş oluyor. Bundan dolayı da farklı birçok kaynağı tercih etmekte fayda var. Öğrendiğiniz konuları pekiştirmek için de muhakkak bol bol soru çözün arkadaşlar. Bu çok önemli. Soru çözümleriyle konuları pekiştirmiş olursunuz arkadaşlar. Kalıcı hafızaya atmış olursunuz. Bu da sınav anında unutmamanıza yardımcı olacaktır. Beşinci madde çözemediğiniz soruları kesinlikle çözdürün arkadaşlar. Bu çok önemli. Çünkü netlerinizin ve puanlarınızın artmasını istiyorsanız arkadaşlar bunu her ders için yapmanız lazım. Biz de sizlere bunun için değerli arkadaşlar kanallarımızda soru çözümleri yapmış olacağız. İsteyen arkadaşlar kitaplarını temin edip buralardan bu soru çözümlerini takip edebilir. Bakın aynı zamanda Instagram adresimden Türk Cihaneden arkadaşlar çözemediğiniz soruları da bana buradan atarak ulaşabilirsiniz. Altıncı maddemiz belli periyotlarda da arkadaşlar konuları unutmamak için küçük konu tekrarları yapmakta fayda var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu program süresince sizlerle limit yayınlarının kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmüş olacağız. Hem limit yayınları olsun hem de karekök yayınları olsun arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin en saygın ve en kaliteli yayınlarından iki tanesi ve en önde gelen yayınları. O yüzden eğer bunların kitaplarını temin ederseniz arkadaşlar kanalımda bunların Türkçelerini, paragraflarını ve edebiyatlarını arkadaşlar çözmüş olacağım. Birlikte çözmüş oluruz. Çözemediğiniz soruları da buradan takip etmiş olursunuz. Gelelim arkadaşlar programımıza. Bakın arkadaşlar hafta hafta, hafta konu konu kazanımlara varıncaya kadar hangi günlere hangi konular işleyeceğimiz ve hangi günlerde ne yapacağımıza varıncaya kadar arkadaşlar tüm arkadaşlar gibi ben de bir çalışma yaptım. Bakın 1-7 Temmuz arasında sözcük türlerini anlatmış olacağım arkadaşlar. Burada isimler, zamirler ve sıfatları görmüş olacaksınız. Salı günleri atıyorum arkadaşlar videolarımı. Perşembe günleri atıyorum ve Cuma günleri atmış olacağım. Buralarda hem konu anlatımlarını hem de soru çözümlerini bulmuş olacaksınız. 8-14 Temmuz tarihler arasında sözcük türlerini yine aynı şekilde sıralama devam ediyor. 15-21 Temmuz tarihler arasında fiiller konusunu, 22-28 Temmuz tarihleri arasında fiilleri, 29 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında ekler konusunu, 5-11 Ağustos tarihleri arasında cümlenin ögeleri, 12-18 Ağustos tarihleri arasında çatıyı, 19-25 Ağustos tarihleri arasında cümle çeşitlerini, 16 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında ses bilgisini anlatmış olacağım arkadaşlar. Gün gün konu anlatımları ve bol soru çözümleriyle de bu konuları pekiştirmiş olacağız. Arkadaşlar programımızın devamına bakacak olursak 2-8 Eylül tarihleri arasında yazım kuralları, 9-15 Eylül tarihlerinde noktalama işaretleri, 16-22 Eylül tarihlerinde anlatım bozukluğu, 23-29 Eylül tarihlerinde sözcükte anlam, 30 Eylül 6 Ekim'de cümlede anlam ve 7 Ekim ile 13 Ekim tarihlerinde de arkadaşlar paragraf konularını işleyip TYT'yi bitirmiş olacağız. Şimdi bazı arkadaşlar diyebilir ki hocam sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragrafı neden sona bıraktınız? Değerli arkadaşlar, üstteki konular genel itibariyle teknik, bilgi, ezber istediği için ben bu sene böyle bir yol ve yöntem denemeyi düşündüm. Çünkü kendim üniversite sınavında değerli arkadaşlar 40'ta 40 yaptım. Öyle kazandım üniversiteyi. Ben de böyle çalışmıştım çalışırken. Teknik bilgiler gerektiren kısımları yazın hallettim. Seni içerisinde de ben oturdum. Sözcükte, cümlede ve paragrafta anlam çalıştım. Daha faydalı oldu. Diğer konuları da soru bankaları bitirerek pekiştirdim. Okulda hocalara sordum. Ama sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragraf konuları aslına bakarsanız bildiğimiz konular, kısa konular fakat bol soru çözmeyi gerektiriyor arkadaşlar. O yüzden ben de sizler için sürekli arkadaşlar YouTube kanalımda bol bol bu konularla ilgili hem konu anlatımları hem de soru çözümleri yapmış olacağım geriye kalan uzun bir zaman dilimi içerisinde. Ben faydasını gördüm arkadaşlar. İnşallah siz de faydasını görür ve sınavda hepiniz full veya da fulle yakın netler çıkarmış olursunuz arkadaşlar. Şunu da söylemekte fayda var arkadaşlar. Demin bahsetmiştim aslında. Instagram hesabım Türkçe hane arkadaşlar. Beni buradan da takip edebilirsiniz. Merak ettiğiniz şeyleri varsa sorularınızı buradan atabilirsiniz arkadaşlar. Buradan sizlere sizlere de yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Her şey gönlünüzce olsun. Umarım sene sonunda hepiniz istediğiniz, hayal ettiğiniz o güzel bölümlere, üniversitelere yerleşirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.